Herkese yeniden merhaba. Tesmin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model, gördüğünüz gibi harika duruyor. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yetişkin, bebek, battaniye yapımında birçok yerde kullanabileceğiniz, yapımı da bir o kadar kolay bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 10 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 10 ve onun katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 4 ilmek daha atıyoruz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelim yapılışına geçelim. Evet, modelim için ben şişime ilmeklerimi attım. 2 model olarak göstereceğim. 10, 10, 20, 4 tane atıyorum ekstradan, 24, 2 de kenarlar olacak şekilde toplamda 26 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü. Bir diş haroş oluşmasını istediğim için burada ben bir sıra düz olarak öreceğim. Daha sonra modelime geçeceğim. Lastik uygulamıyorum. Burada zaman kaybetmemek için. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Evet, arka yüzde bir sıra düz ördüm. Ve ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya başlayacağım. Burada bir sıra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan düz olarak örüyorum hepsini. Evet, modelimin birinci sırasını hepsini ne yaptım? Düz olarak ördüm. Dönüyorum arka yüzde. İkinci sıramda da hepsini ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet. Arka yüzde de hepsini ters ördüm ve ön yüze geldim. Üçüncü sıramızda modelimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ikinci ilmeğimi arkadan alarak, gördüğünüz gibi bu şekilde örüyorum. Şişimden çıkartmıyorum. Diğer ilmeklerimi, önündeki ilmeğimi de arkadan alarak şu şekilde örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de ikinci ilmeğime şu şekilde önden alıyorum, yani arkadan batarak örüyorum. İkincisini de arkadan batarak düz olarak örüyorum. Daha sonra ikisini çıkarıyorum. Ve burada 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci modelimizi yapmış olduk. İkinci modelle devam ediyorum. Ne yapıyorum? İkinci ilmeğimin arkasından batıyorum. Düz olarak örüyorum. Öndeki ilmeğimi de arkadan şu şekilde batarak düz olarak örüyorum. Ve ikisini birlikte şişten çıkarıyoruz. Daha sonra diğer ikili ilmeğimizi de ikincisini önden, yani şu şekilde örüyoruz. Diğerini de arkadan alarak düz olarak örüyorum. Ve ikisini şimdiden çıkarıyorum.
6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci modelimizi de yapmış olduk. Bu şekilde modellerimizi devam ediyoruz. Daha sonra ekstradan attığımız 4 ilmeğimiz vardı. O da bu kenar kısma geliyor. Burayı da aynı şekilde. İkinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Düz örüyorum. İlkini de şu şekilde önden alarak örüyoruz. Ve çıkarıyoruz. İkinci ilmeğimi önden alarak örüyorum. İkinciyi arkadan alarak örüyorum. Ve ikisini birlikte şimdiden çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndüm. Arka yüzde ve dördüncü sıramdayım. Burada da sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde dördüncü sıramızda tamamlıyoruz. Evet, döndük. Ön yüzde ve beşinci sıramızdayız. Beşinci sıramızda kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ne yapmıştım? Bir öncekinde ikincisini arkadan alarak örmüştüm. Şimdi tam tersini yapıyorum. İkincisini önden alarak örüyorum. İlkini de arkadan batıp örüyorum. Daha sonra ikisini birlikte çıkarıyorum. Buradakini de ne yapmıştım? İkincisini önden almıştım. Birinciyi arkadan. Burada da tam tersini yapıyoruz. İkinciyi şu şekilde arkadan alıyorum. Birinciyi önden alarak örüyorum ve çıkarıyorum. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci modeli yaptık. İkinci modelle devam ediyorum. İkincisini önden alıyorum. İlkini arkadan alarak örüyorum. Burada da ikinciyi arkadan, birinciyi önden alarak örüyorum. Ve çıkarıyoruz. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu kenara geldiğimizde de burada da aynı şekilde ikinciyi önden, birinciyi arkadan alıyorum ve şimdiden çıkarıyorum. İkinciyi arkadan alıyorum. Buradakinde de birinciyi önden alıyorum ve şimdiden çıkarıyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndüm. Arka yüzde. Altıncı sıramızda da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet, 6. sıramızda hepsini ters olarak ördük ve ön yüzdeyiz. 7. sıramızda da hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. 8. sıramızda da arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüze geldiğimizde tekrar modelimizi uygulayacağız. Kaydırmalı ilerleyen bir model. Bu sırada 9. sıramızda da kaydırma işlemini uygulayacağız modelimizde. Arka yüzde de hepsini ters örüp gelelim. Evet, ön yüze geldik ve 9. sıramızdayız. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Burada dediğim gibi kaydırma işlemi uygulayacağız. Ne yapmıştık? Kenar ilmeğimizi örünce hemen modelimize başlamıştık. Burada bunu yapmayacağız. 4 ilmeğimizi öreceğiz. Şu ikisinin ara kısmına denk gelecek. 4 tanesini modelimiz için uygulamıştık zaten. Modelimiz 4 ilmekten oluşuyor. Burada da 6 ilmek örmüştük aralarında. O yüzden bir tanesini de buraya tekrar katıyoruz. Şu aradaki 4 ilmeğimizi uyguluyoruz. Yani bu taraftan
Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra modelimizi uyguluyoruz. Ne yapıyordum? İkincisini arkadan aldım. Düz ördüm. Birinciyi önden alarak düz örüyorum. Ve şimdiden çıkarıyorum. Diğerini önden alıyorum. Birinciyi arkadan alarak düz olarak örüyorum. Daha sonra 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada kaydırmamızı da uyguladıktan sonra aynı şekilde arada 6 tane ilmeğimiz düz örüyoruz. Ve devam ediyorum. İkinciyi arkadan aldım. Birinciyi önden alarak örüyorum. İkinciyi önden alıyorum. Birinciyi arkadan alarak örüyorum. Buradaki kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Dönüyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Evet, arka yüzü hepsini ters olarak ördük. Ön yüze geldik. 11. sıramızdayız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. 5 tane düzüm örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördükten sonra modelli kısma geldim. Gördüğünüz gibi modelli kısmımda ne yapıyorum? Burada da ikinciyi önden alarak örüyorum. İlkini de arkadan alarak örmüştük. Burada önden alıyorum. Birinciyi de arkadan alarak örüyorum ve şimdiden çıkarıyorum. Yanındakini de arkadakini ikinciyi arkadan alıyorum. Birinciyi önden alarak düz olarak örüyorum ve şimdiden çıkarıyorum. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diğer modelimize geldik. Aynı şekilde burada da ikinciyi önden, birinciyi arkadan. İkinciyi arkadan, birinciyi önden örüyoruz. Ve buradaki kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burası modelimin 12. sırası. Burası son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. 12 sıradan oluşuyor. Kaydırmalı bir model dediğim gibi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şekilde son sıramı tamamlıyorum. Evet, son sıramızı da tamamladık. Şekilde gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Oldukça şık ve kolay bir model. Modelimin ilerlemiş şeklini de göstereyim. Şu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.